Merhaba babayı. Seni görmek çok güzel. Oo Pico, seni görmek de güzel. Bugün bizim için neler var bakalım. Bugün spor günü babayı. Spor bu harika. Spor tam benim uzmanlık alanım. Biz de bildiğin için kendini sporttan sanma koca kertenkele. Elbette de sportman değilim baricik. Ben sporcu kertenkeleyim. Spor saat için çok iyi bir şeydir. Eğer muntazam şekilde egzersiz yaparsan bir gün benim gibi güçlü kasların olacaktır. Bence sen sadece kuyruk kaslarını çalıştırıyorsun. Beyin egzersizde spor sayılır mı babayım? Hayır, sayılmaz Pico. Fakat o da çok önemli bir egzersizdir. Kesinlikle bu yaşlı kertenkelenin ihtiyacı olan da o zaten. Benim de beyin egzersizine ihtiyacım var patron. Egzersize ihtiyacım var. Bu beyin egzersizi nasıl yaparsın ha? Söyle bana. Koca kuyruğunu yukarı aşağı sonra da sağa sola sallarsın. Peki ama bunun beynime ne faydası var ki? Biliyor musun eğer bir beynin varsa kesinlikle kuyruğunun içinde olmalı. Hey arkadaşlar, bilmece çözmeye geçmeye ne dersiniz? Bu çok iyi olur. Bu koca kertenkeleyle eğlenmek için sabırsızlanıyorum. Söylediklerine pişman olacaksın küçük kuyruk. Şimdi bilmece zamanı. Bilmece zamanı patron, bilmece zamanı. Şimdi gözlerini aç koca kertenkele. İşte bilmecen geliyor. Burada birbirinin benzeri 3 çift resim var. Önce size göstereceğim, sonra birini açacağım. Ben de onun benzerini bulacağım. Evet, bu oyunu çok iyi biliyorum. Evet, bu seni en çok korkutan oyun. Bu benim için en sıkıcı oyun. Devamlı kazanan olmak gittikçe daha da sıkıcı hale geliyor. Hadi oyunumuzu oynayalım Doremi. Benzerini bulabilir misin? Sağa git, şimdi sola, biraz yukarı. Kes sesini, aklımı karıştırmaya çalışma sakın. Bu imkansız çünkü sende zaten yok. İşte bu. Ya siz arkadaşlar, doğru cevabı buldunuz mu? Ben söyledim bile, bir numara benim gibi. Bunu şimdi göreceğiz, bay bir numara. Cevap 3 numara. İşte burada aptal kertenkele 3 numara. 3 numara doğru olabilir ama 1 numara kesinlikle doğrudan fazlası. Ya doğru ya yanlıştır koca kertenkele, fazlası olamaz. Şimdi kim neyi buldu bilmecesi oynamaya ne dersiniz arkadaşlar? Kim neyi buldu patron, kim neyi buldu? Hadi bakalım hazır olun. İşte bilmece geliyor. Nipsi ile tanışın arkadaşlar. Hatıralarımızı canlı tutmaya yardım edecek bir şey buldu. Hatıralar mı? Nedir onlar? Bunu bilmene gerek yok. Bu sende olmayan hiçbir zaman olmayacak bir şey çünkü. Peki yenen bir şey mi? Hatıralar beyinde saklanır yaşlı kertenkele. Midede değil. Resmi bir daha görelim mi arkadaşlar? Buluşunun ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Bence o suyu icat etti. En azından icat edilebilecek bir şey söyle komik kuyruk. Kimse suyu icat etmedi koca sürüngen. O sadece vardı. Cevap resimde duruyor. O zaman çıksın oradan. Kemiği icat etmiş olmalı. Ve buluşunun resmini çekiyor. Saçma. Neden kemik icat etsin ki küçük kuyruk? Kemik sırtı karışmak için kullanılabilir. Bunu nasıl bilemezsin cahil kertenkele? Ben normalde kemikleri kürdan olarak kullanırım. Gerçekten mi? Dişlerin arasında o kadar boşluk var ki oraya araba bile park edebilirsin. Evet arkadaşlar vakit doldu. Vakit doldu patron, vakit doldu. O fotoğraf makinesini icat etti arkadaşlar. Gördün mü fotoğraf çektiğini söylemiştim. Sen onun buluşunun fotoğrafını çektiğini söyledin ufak kuyruk. Ama buluşu fotoğraf makinesiydi. Biliyor musunuz çocuklar ben gençken bir foto model olarak çalışırdım. Gerçekten mi? Hiç fotoğrafın yayınlandı mı peki? Bir defasında bir magazinin ön sayfasında yayınlandı. Sanırım bu gerçekten büyük bir magazin olmalı.
Bir bolcap bilmecesi bizi bekliyor gibi geliyor bana. Altıncı hissin kuvvetli Doremi. Benim de yedinci hissim. Bu bozyap bilmecesinde bana yardım edebilir misiniz? Bir parçası eksik. Bence bu bilmece parçalarından sana küpe yapmalıyız. Böylece artık onları kaybetmezsin. Ben de küpe istiyorum patron. Ben de küpe istiyorum. Ben kolye tercih ederim. Gördünüz mü? Bütün kızlar elmas tercih eder. Mücevherden bahsederseniz Pika'nın bile aklını karıştırırsınız. Hadi Pika, bize bilmeceni göster. Tamam arkadaşlar, dikkatli bakın ve bu üç parçadan hangisinin bilmecenin eksik parçası olduğunu bulun. Bir numara olamaz bu kesin. Nasıl o kadar da eminsin küçük kuyruk? Altıncı hissime güveniyorum aptal kuyruk. Altıncı hissin seni yanıltıyor Bay Ukala Fare. Çünkü benim yedinci hissim bir numara olduğunu fısıldıyor. Ve unutma, yedi altıdan daha büyüktür. Yedi altıdan daha büyüktür patron, daha büyüktür. Bu çok doğru McFly. Ama sakın unutma, yedinci his diye bir şey yoktur. Altı ve yediden sonra ne gelir? Sekiz gelir. Cahil gelsen gelir. Tamam, o zaman sekizinci hissim var. Tamam çocuklar, buraya bakın. Bu sefer daha dikkatli. Ne dersiniz arkadaşlar, hangisi eksik parça? Kayıp olan yedinci hissim. Hayır hayır koca kuyruk, kayıp olan beynin. Bize neden cevabı göstermiyorsun Pika? Cevap iki numara. Gördün mü koca kuyruk? Altıncı isim de aynı şeyi söyledi. Yine bizi aldatmaya kalkışma küçük kuyruk. Senin iki numara dediğini duymadım ben. Bir numara olmadığını söyledim. Ve bu doğru. Hadi en iyisini dene. Çünkü bu gerçekten zor bir soru. Bu gölgedeki iki objenin ne olduğunu söyleyebilir misin bana? Benim akrabalarıma hangi cüretle objeler diyebilirsin? Seni kaba koyup... Senin akrabalarına objeler demedi minik arkadaş. Neden böyle düşündün? Çünkü amcamın karısının en genç kız kardeşi ve büyük babamın kardeşinin müstakbel karısı bu resimde. Bu senin aile albümün değil mi minik kuyruk? Benim bilmecem ve içinde iki obje var. Küçük arkadaş, bu adetinden vazgeç. Her şey sana akrabalarını hatırlatıyor. Ama bu kıvırcık uzun kuyruğun amcamın en genç kız kardeşine ait olduğuna eminim. Onun kuyruğunu nerede görsem tanırım çünkü. Uzun kıvırcık kuyruk mu dedin? Sen gerçekten hastasın. Bu minik fare o hanım fareyi gerçekten seviyor olmalı. Uzun kıvırcık kuyruk. Ne tatsız bir şey ama. Belki gölgeyi bir kere daha görmeliyiz hani geçin. Pekala, bir daha göstereceğim. Bakalım bu dört gözlü yaratık bize anlamlı bir cevap verebilecek mi? Ben hala bu resimde akrabalarımı görüyorum. Bu gölgeyi sana 100 kere göstersen de sen hala resimde fare kızları göreceksin. Öyle değil Bunu mi? Bunu bilerek yaptın değil mi? Peki ne yaptım? Aklımı karıştırmak için akrabalarıma benzeyen gölgeler seçtim. Aklını karıştırmak için gerçekten uğraşmama gerek yok. Sen zaten akrabalarına başka bir şey düşünemiyorsun. Görünüşe göre Doremi kararını değiştirmeyecek. Senin bir tahminin var mı baba ayı? Ben patlak bir topla bir arı kovanı diyorum. Ben arılardan korkarım patron. Ben arılardan korkarım. Onlarla uğraşmazsan arılar seni asla rahatsız etmez McFly. Etrafında bir arı görürsen sakin olup hareketsiz kalmalısın. Ve benim için lezzetli yemekler hazırlarlar. Ben bal severim. Vakit doldu. Ne kadar aptal olduğunu anlatmaya hazır mısın? Hadi görelim Ali getir. Bir telefon ve bir ampul. Size söyledim, resimde bir fare var. Bir resim bilmecesi geldiğini hissediyorum. Bu tablo Edgar Degas tarafından yapıldı. O 19. asırda yaşadı. O bir empresyonistti ve pastel çalışmalarıyla meşhurdu. Keşke bir balerin olsaydım. Ne güzel giysileri var. Ben de balerin olmak isterim patron. Ben de balerin olmak isterim.
Biliyor musunuz çocuklar? Yıllar önce ben de bir bale dansçısıydım. Bale dansı yapan bir patates çuvalı mı yani? Bu hayallerimi aşar artık. Hadi Pico, diğer resmi görmek istiyorum. Pekala, buraya bakın. O Salvador Dali, bir İspanyol ressam. Fantastik değil mi? Fantastik değil mi patron? Fantastik değil mi? Benim babamın büyük babası Dali'nin mutfağında yaşardı. Çok garip bir fareydi. Hiç garip değil. Büyük büyük torunu da aynı onun gibi. Benim babamın büyük babasının büyük büyük torununu nereden tanıyorsun? Senin babanın büyük babasının büyük büyük torunu sensin aptal kuyruk. Şimdi bu resme bakın arkadaşlar. Bunu hangi artistin yaptığını bana söyleyebilir misiniz? Edgar Degas mı yoksa Salvador Dali mi? Bence Edgar Degas. Bu imkansız koca kuyruk. Peki neden? Resimdeki objelere bak. Bu resim bir deli tarafından yapılmış olmalı. Delinin ismi de Salvador Dali aslında olmalı. Aslında Dali bir dahiydi Doremi. Ve biz stil olarak karar vermeliyiz. İsimle değil. Haklı olabilirsin babayı. O zaman Edgar Degas diyorum. Bunu yapamazsın seni hilekar. Yine cevabımı çalıyorsun sen. Hiçbir şey çaldığım yok. Yaşlı kertenkele. İstemeyerek seninle aynı cevabı veriyorum. Resimleri tekrar görebilir miyiz Pico? Bunu Edgar Degas yaptı. Ve bunu da Salvador Dali. Sanırım cevabı görme zamanı geldi Pico. Tamam o zaman görelim arkadaşlar. Bu resmi Edgar Degas yaptı. Gördün mü? Buldum işte. Ne var? Ben de buldum. Pekala çocuklar, kısa bir hikaye geliyor. Bu eski Yunanistan'da yaşayan bir kralla ilgili küçük arkadaş. Mitolojik hikayelerde birçok tanrılar var değil mi baba ayı? Sen ne diyorsun? Bu doğru Pico. Neredeyse her şey için tanrıları var. Bahse girerim yüzen bir tanrıları yoktur. Nereden biliyorsun yaşlı kertenkele? Hiç Yunan mitolojisi okudun mu? Hayır ama olsaydı eminim onu nehirde bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı yüzerken görürdüm gerçekten. Hikayeyi okurken bilinçli olarak bir hata yapacağım ve sonra sizden onu bulmanızı isteyeceğim. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Sen hata yapmadan bir hikaye okumayı hiç başaramıyorsun. Ve sen bilinçli olarak ne demek hiç öğrenmeyeceksin. Hadi arkadaşlar, baba ayıyı dinleyelim. Midas altına tapan bir kraldı. Çok altın olmasına karşılık her zaman fazlasını isterdi. Bir gün Yunan tanrılarından biri Apollo, Kral Midas'ın düşünde belirdi ve ondan dileğini sordu. Kral Midas dokunduğu her şeyin altın olmasını diledi. Apollo kralın dileğini yerine getirdi. Bu yeteneği sayesinde kral sarayın bahçesinde aşağı yukarı yüzerek ve gülerek bütün gülleri altına çevirdi. Kralın yerinde olsaydım dokunduğum her şeyin çikolata olmasını dilerdim. Aptal olduğun için onu isterdin. Sevgili nehrine dokunduğunda neler olacağını hayal et. Bu gerçekten harika olurdu. Çikolata nehrinde bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı yüzerdim doğrusu. Kralın kızı gül dolu bahçeyi görünce gözyaşlarına boğuldu. Babasını gülleri çirkin ve soğuk hale getirmekle suçladı. Midas kızına gelerek onu teselli etti. Saçlarını okşarken kızını da altından bir heykel haline getirdi. Anladınız keşke mı? Keşke senin koca kulaklarını altına çevirebilsem. O zaman dev iki altın paramız olur. Kral Midas çok üzüldü. Fakat başka şeyleri altına çevirmeye devam etti. Fakat aynı zamanda kızını bu durumdan kurtaracak bir yol bulacağına kendi kendine söz verdi. Daha sonra kral çok acıktı çocuklar. Sarayın mutfağına yemek yemeye koştu. Fakat güzel yiyecekler diline dokununca altına dönüştü. Oh, ne felaket. Zavallı kral. Açlığı arttıkça Kral Midas dizleri üzerine çökerek Apollo'nun onu affetmesini ve özel becerisini geri almasını istedi.
Apollomidas'ın dersini aldığını gördü. Bütün gülleri ve yiyecekleri eski haline getirdi. Kızını da hayata geri döndürdü. Neyse ki bütün yiyecekler kurtarıldı. Dur tahmin edeyim. Onlar sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Henüz değil Doremi. Hikaye henüz bitmedi. Kral Midas akılsızlığının cezası olarak her zaman bir çift eşek kulağı takmak zorunda kaldı. Bir çift eşek kulağı patron. Bir çift eşek kulağı. Bence Kral Doremi'nin kulaklarını takmalıydı. Bu daha büyük bir ceza olurdu doğrusu. Hikayenin sonuna geldik çocuklar. Hatayı bulabildiniz mi bakalım? Kralın dileği dokundu. Her şeyi çikolataya çevirmekti. Altına değil. Hata orada işte. Hayır Alligator. O her şeyi gerçekten altına çevirmek istedi. Ben bu hikayelerdeki kurallara inanamıyorum. Dilek haklarını hep yanlış kullanıyorlar. Bence kral kızını dinlemeli ve her şeye dokunmamalıydı. Hata orada olmalı. Haklı olabilirsin küçük arkadaş ama yaptığım hata o değildi. O zaman hata nerede baba ayı? Ben kral sarayın bahçesinde aşağı yukarı yüzerek bütün gülleri altına çevirdi dedim. Ama bahçede yüzemezsin ancak yürürsün. Bu doğru değil Dovuşka ayı. Ben günlerle dolu bir bahçede yüzebilirim. Ne de olsa iyi bir yüzücüyüm ben. Tamam küçük kuyruk, gözlüklerini sil. İşte bilmecem geliyor. Senin kolay bilmeceler için gözlüğüme bile gerek yok koca kertenkele. Hadi görelim Ali getir. Pekala işte geliyor. Evet koca kulak, şimdi dikkatli bak ve resimdeki hangi hayvanın saklandığını söyle bakalım. Bu kolay, tabii ki bir direksiyon simidi. Direksiyon simidi patron, direksiyon simidi. Direksiyon simidi bir hayvan değil McFly. Burada saklanan bir direksiyon simidi değil ama direksiyon simitleri bana koca kulaklarını bu hatırlatıyor. Bu yangın merdiveni de bana senin koca kuyruğunu hatırlatıyor. Sanırım resmi tekrar görmek istiyorum Alligator. Tamam işte son defa geliyor. Buldum. Sana bir ipucu vereyim Doremi. Bu çöllerde yaşayan bir hayvan. O zaman kesinlikle bir penguen. Bu farecik zeki olduğunu sanıyor. Penguenler kutuplarda yaşar küçük arkadaş. Hadi cevabı görelim Alligator. Pekala. Hokus pokus. Tabii ki bir deve. İtiraz ediyorum. Bu aldatıcı bir soru. Gölge pengueni de benziyor. Tabii tabii. Senin bile benzediğin kadar. Peki yaşlı kertenkele. Şimdi dikkat et. Küreyi çevireceğim. Gevezeliği bırakıp işini yapsan iyi olur denizci. Aptal kuyruk. Şimdi buranın hangi ülke olduğunu söyle. Yani Atlantis mi? Atlantis mi patron? Atlantis mi? Hiç sanmıyorum McFly. Böyle bir yer yok koca kuyruk. Yine koca şapkandan konuşuyorsun. Böyle bir ülke zamanımızda yok çocuklar. Fakat bir zamanlar... Hey uyan babayı. Hikaye bilmecesi bitti artık. Bırak konuşsun Alligator. Baba ayı bize enteresan bir şey söyleyecek. Evet çocuklar. Atlantis eski zamanlardan hayali bir ülke. Gerçekten var olup olmadığını kimse bilmiyor. Gerçekten bizim adamız da hayali bir adamı yani. Bizim adamız da hayali bir adamı patron. Hayali bir adamı. Evet evet sen de hayali bir adadaki hayali bir sürüngensin. Nehir ne olacak peki? O hayali bir nehir. Oo hayır. Ben hayali bir adada bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı yüzdüğüme inanamam. Atlantis adasına ne oldu baba ayı? Efsaneye göre Atlantis bilgi ve sihir yeri olarak bilindi. Deprem sonucu denize battı. Demek artık bir denizaltı ülkesi. Hadi Doremi, bilmeceye bir daha bakalım lütfen. Peki, işte burada.
Siz buldunuz mu arkadaşlar? Tamam koca kertenkele, vakit doldu. Söylememi ister misin? Evet Toremi, lütfen söyle. Hepimiz merak ediyoruz. Burası Avustralya arkadaşlar. Klasik müzik ve valslerin ülkesi. Bu doğru küçük arkadaş. Mesela Mozart ve Beethoven. Onlar Avusturya'nın çok tanınmış klasik müzik kompozitörleridir. Klasik müzik mi? Ben artık sıkıldım. Hadi libro bilmecesi çözelim. Hadi libro bilmecesi çözelim patron. Libro bilmecesi çözelim. Tamam arkadaşlar. Hadi bu dedektifin büyütecini bulmasına yardım edelim. Dedektife büyüteci hangi yolun götüreceğini söyleyebilir misiniz? Bir numara mı? İki numara mı? Üç numara mı? Büyüteç aramak zaman kaybı. Ona Deremi'nin gözlüklerini ödünç versek daha iyi olur. Böyle saçmalayarak bilmeceden kaçamazsın. Aptal kertenkele. Ben hiçbir şeyden kaçmaya çalışmıyorum. Ben sadece ikinci yol diyorum sana. Sen ne diyorsun Doremi? Evet. Beyin fonksiyonların çok zayıf komik kuyruk. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Kesinlikle 3 numara. Parmaklar yukarı, haklısın Doremi. Doğru cevap 3 numara. Alkışa gerek yok. Her zaman kazanmaya hazırım. Ha, o kadar düşünsen ben de doğru cevabı bulabilirim doğrusu. Ses bilmecesi patron, ses bilmecesi. Bu doğru McFly. Pekala çocuklar, şimdi dikkatle dinleyin bakalım. Her zaman kazanan Doremi bilmeceni çözmeye hazır babayı. Bu patlayan bir balon sesi mi, bir kurt uluması mı, yoksa bulaşık makinesi ben mi? Ben bu kurt bulaşık yıkıyor diyorum. Belki de seni bir kere daha dinlemeliyiz baba ayı. Evet çocuklar, tekrar dinleyin. Bu patlayan bir bulaşık makinesi sesi. Neden bulaşık makinesi patlasın Doremi? Bu koca kertenkele çok fazla yiyor. Makinenin içine fazla tabak koymuş olmalı. Patlayan bir bulaşık makinesi sesi mi patron? Bulaşık makinesi sesi mi? Size cevabı söyleyeyim çocuklar. Bu patlayan bir balon sesi. Gördün mü? Yine haklıyım. Ben bir daha iyiyim. Sen umutsuzsun. Sen patlayan bir bulaşık makinesi dedin. Ama cevap patlayan bir balon sesi. Evet, çünkü ben bulaşık makinesi yerine balon kullanırım. Gerçekten. Bunu nasıl yapıyorsun Fahri? Balona su ve sabun koyup içine tabakları koyarım. Sonra balonu sallarım. Bu duyduğum en aptalca şey olmalı. Hadi şimdi bazı renkleri karıştıralım. Bu çok iyi bir fikir küçük arkadaş. Bu çok iyi fikir patron, çok iyi fikir. Tamam çocuklar, söyleyin bakalım. Turkuazla moru karıştırırsam hangi rengi elde ederim acaba? Bu turkuaz aynı benim nehrimin rengi gibi. Biliyor musunuz, turkuaz ismini Türkiye'nin sahilindeki denizden alıyor. Bu doğru çocuklar. Eğer bir şey Türk denizi kadar mavi ise ona turkuaz diyoruz. Sanırım ona nehir kukuaz demeliyiz. Hadi çocuklar cevabı söyleyin. Bir numara mı, iki numara mı, yoksa üç numara mı? Bence 1 ile 3 numara arasındaki saçmalama renk. Saçmalama farecik. 1 ile 3 arasında bir renk yok. Numara var. 1 ile 3 arasında bir numara var patron. 1 ile 3 arasında bir numara var. Demek sen 2 numara diyorsun Doremi. Evet, kesinlikle 2 numara. Ya sen alligator, sen ne diyorsun bakalım? Ben güzel nehir kuaz rengini başka renklere karıştırarak kirletiyorsunuz diyorum. Turkuaz, komik kertenkele. Nehir kuaz değil. Her ne diyorsan, bu kirli oyuna katılmayacağım. Hadi bakalım, bize cevabı göster. Pekala babayı, turkuazla moru karıştırırsam tabii ki 1 numaralı renk ortaya çıkar. Şu güzel nehir kuaz rengini kirletmene inanamıyorum Pico.
ama mutluyum çünkü en azından bunu benim nehrime yapamıyorsun. Piko'nun bunu yapmasına gerek yok. Sen bunu zaten yaptın. Bugünlük bu kadar çocuklar. Tamam o zaman. Hadi programı da dansımızla bitirelim.